Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik Ordu dahil 21 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç 24 operasyonunda toplamda 55 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ordu'da FETÖ'cülere yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik 21 ilde eş zamanlı olarak Kıskaç 24 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan operasyonlar ve uzun takipler sonucunda FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslar tespit edildi. 21 ilde tespit edilen şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda toplam 21 ilde 55 şahıs yakalandı. Öte yandan operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, para ve ziynet eşyasına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız, aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz dedi. Ordu'nun Kumru ilçesinde seyir halinde bir otomobil alev aldı. Araçtakilerin durumu fark etmesiyle araç terk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin zamanında müdahalesi olası bir facianın da önüne geçti. Araba yanıyor. Otomobil sokak ortasında alev aldı. Ordu'nun Kumru ilçesinde hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın büyük paniğe neden oldu. Olay ilçenin merkezi caddelerinden birinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre hareket halindeki otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark eder etmez aracı kenara çekerek durdurdu ve hemen aracından inerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri ve çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi, ancak şans eseri olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre yangının motor bölümünde meydana gelen bir elektrik arızasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı. Tarım aracı pat pat bir can daha aldı. Fatsa Aşağı Tepe mahallesinde meydana gelen pat pat kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Fındık hasat döneminde oldukça sık kullanılan pat patları kullanırken daha dikkatli olmakta fayda var. Hemşerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz efendim ve devam ediyoruz. Fındık üreticisini hasat telaşı aldı, ancak hepsinin kafasında tek bir soru işareti var. Alım fiyatı ne olacak? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise fındık üreticisinin emeğinin karşılığını alabilmesi için taban fiyatın en az 170 TL olması gerektiğini söyledi. Ağustos ayına yaklaştığımız şu günlerde üreticilerin hepsini hasat telaşı aldı. Hasat telaşı almasına da aslında hepsinin kafasında tek bir şey var. Alım fiyatı ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fındık taban fiyatına dair siyasiler ardı ardına konuşmaya devam ediyor. O isimlerden biri de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak oldu. Fındık taban fiyatının belirlenmesinde üretim maliyetleri, dünya piyasalarındaki fiyat dalgalanmaları, üreticilerin yaşam koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Fındık, Giresun başta olmak üzere Ordu, Trabzon, Samsun, Düzce ve Sakarya'da ve birçok ilde sayıları 500 bini bulan çiftçiler tarafından üretilmektedir. İnsanlar fındığa güveniyor. Sadece güvenmekle kalmıyor. Çocuğunu evlendiriyor, iş kuruyor, geçimini sağlıyor. Sadece üreticiler mi güveniyor fındığa? Esnaf da onlara güveniyor. Milletvekili Akburak, fındık üreticisinin emeğinin karşılığını alabilmesi için taban fiyatın en az 170 TL olması gerektiğini söyledi. Üreticinin geçen yıl aldığı 82,5 TL'lik müdahale alım fiyatı %100 artırılırsa 165 TL yapıyor. Dolayısıyla genel başkanımızın grup toplantısında açıkladığı rakam 170 TL bu seneki fındık alım fiyatı olmalıdır. Ordu'nun sahil kesiminde fındık üreticileri hasat başlangıç tarihi olarak açıklanan 5 Ağustos'tan önce erken olgunlaşan ürünü toplamaya başlamıştı. Hasada başlayan üretici sayısı giderek artmaya başladı. Hasada başlayan üretici sayısı gün geçtikçe artıyor. Altınordu ilçesine bağlı Saraycık mahallesinde üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla, bazıları da mevsimlik tarım işçileriyle toplamaya başlamıştı. Perşembe günü itibariyle hasada başlayan üreticilerin de sayısı arttı. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren üreticiler topladıkları fındıkları çuvallarla harmana taşıyor. Üreticiler fındığın erken olgunlaşmasıyla hasada başladıklarını belirtiyor. Toplamak için sabah 6'da kalkıyorum. Evet. İşte yarım saat 45 dakika kahvaltı yapıyorum. Saat 7 gibi bahçeye giriyor. Akşam da işte 5.30-6 gibi bahçeden çıkıyoruz işte. Tabii yoruluyoruz doğal olarak. Akşama kadar arazinin durumu da burada çok şey değil yani, böyle bayır, işte çuval taşıyorsun. Belki de tarım ürünlerinin içinde en zoru fındık. Toplamayla iş bitmiyor ki bunun. Hani gübresiydi, dibinin alması, ya zahmeti çok fındığın ya. Ordu'nun sahil kesimlerinde resmi olarak fındık hasadına başlama tarihi 5 Ağustos olarak açıklanmıştı. Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın fındık taban fiyatı açıklanırken üreticilere bir müjde verdi. Alan bazlı gelir desteğinin artırılması talebinde bulunduklarını söyledi. Fındık hasadı resmi olarak başlamasa da üreticiler bahçeye girerek hasadı başlattı. Hasada başlayan üreticiler ise gözünü açıklanacak olan fındık taban fiyatına çevirdi. Merakla beklenen fındık fiyatının ise en geç önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın ise fındık taban fiyatı konusunda üreticilerin memnun olacağı bir fiyat açıklaması gelmesini beklediklerini söyledi. Evet, geçtiğimiz günlerde Sayın Tarım Bakanımız fındık fiyatlarının en kısa sürede ya da önümüzdeki hafta içi açıklanacağını deklar etti. Sanıyorum büyük ihtimal fındık fiyatlarını Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklayacaktır. Bu fiyatları açıklarken de bizler de daha önce fikirlerimizi sunduk. Ziraat odaları olarak, çiftçi temsilcileri olarak bir rakam telaffuz ettik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız fındık fiyatlarını ekonomik şartlarda, enflasyon şartlarında ve refah payını da üstüne koyarak çiftçilere mutlu edecek bir rakam söyleyecektir. Temennimiz bu yöndedir. Öte yandan Aydın fındık taban fiyatı açıklanırken alan bazlı gelir desteğinin de artırılarak üreticilere müjde verilmesini talep ettiklerini ifade etti. Ve akabinde olmazsa olmaz alan bazlı gelir desteği malum 10 yıldır artmadı. Çiftçi bununla ilgili de bir müjde bekliyor. Özellikle 10 yıldır artmayan rakamlar artık ekonomik şartlar altında, enflasyon şartları altında eriyip gitti. Çiftçinin büyük bir beklenti içinde olduğunu tekrar buradan sizler aracına dile getirmek istiyorum. Ciddi bir artışla beraber inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız fındık fiyatlarıyla beraber çiftçimize müjde olarak da alan bazlı gelir desteğini artırarak çiftçilerimizi mutlu edecek bir rakam söyleyecektir. Buradan çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum. CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP lideri Özgür Özel'in yarın Giresun'da düzenleyeceği fındık mitingine bütün orduları davet etti. Herkesi yarın saat 2'de Giresun Atatürk Meydanı'na fındık üreticinin sesi olmaya davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel Giresun'da 2 Ağustos Cuma günü fındık mitingi gerçekleştirecek. Mitinge dair detayları Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar paylaştı. Parti meclis üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız Ali Abbas Ertürk ve yine aynı şekilde parti meclis üyemiz, genel başkan yardımcımız Yalçın Görgöz abimiz var. Milletvekillerimizi hepiniz tanıyorsunuz. Bölge il başkanlarımız da yarın yine Giresun'da ses olacaklar. Milletvekillerimiz ses olacak, genel başkan yardımcılarımız ses olacak. Bu noktada halkımız bizim gücümüze güç katsın. Bülent Akpınar Genel Başkan Özgür Özel'in önderliğinde saat 14'te 2 Ağustos Cuma günü Giresun Atatürk Meydanı'nda fındık üreticisinin sesi olacaklarını belirterek tüm üreticiyi bu mitinge katılmaya davet etti. Bu noktada bütün Ordulu hemşerilerimizi yarın saat 2'de Giresun Meydanı'nda gerçekleştirecek olduğumuz fındık mitingine davet ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi fındık sadece üreticinin derdi değildir. Fındık bu ülkenin stratejik milli ürünüdür. Kasabın da derdidir, manavın da derdidir, lokantacının da derdidir. Bu noktada bütün esnaflarımız, üreticilerimiz yarın Giresun Atatürk Meydanı'nda bizlerle beraber olsunlar. Akpınar Özel'in Ordu programının detaylarını da paylaştı. Saat 10'da il örgütümüzü ziyaret edecek. İl örgütümüzü ziyaret ardından Altınordu Belediye'mizi ziyaret edecek. Devamında Turnasuyu, Gülyalı ilçemizde Turnasuyu Tepealtı mevkiinde üretici ve emekçi işçi kardeşlerimizle beraber fındık bahçesinde fındığın eziyetini, çilesini topluma bir genel başkan olarak gösterme noktasında üreticilerimizle ve emekçilerimizle beraber olacak. İlçeleri modern ve konforlu ulaşım ağlarıyla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kumru ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması başlattı. İlçeler bir bir sıcak asfalta kavuşuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumru ilçesi Karacalı Mahallesi Cevat Korkmaz Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Okul ve kurumların bir arada olduğu güzergah sıcak asfalt çalışmasıyla konforlu hale geliyor. Gerçekleştirdiği yatırımlarla yolların altını da üstünü de modern ve uzun ömürlü hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçe merkezinde gerçekleşen altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolu sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor. Doğalgaz, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenen ilçede yapılan çalışmayla ulaşımda konforlu hale geliyor. Bu kapsamda ekipler Kumru ilçesi şehir merkezinde yer alan Karacalı Mahallesi Cevat Korkmaz Caddesi'ni sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor. Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü. Altınordu Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, şehirde ben bilirim anlayışından ziyade biz biliriz anlayışını hep birlikte yaygınlaştıracağız dedi. Altınordu Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ulaş Tepe, meclis üyelerine Temmuz ayı içerisinde yürütülen çalışmalarla kültür ve sanat faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 2025-2029 stratejik planımızı biliyorsunuz hazırlamak zorundayız. Bu zorunluluktan ziyade burada Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki akademik bir ekiple beraber çalışıyoruz. Meclis üyelerimiz vardı, muhtarlarımızla yaptık, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yaptık, kanaat önderlerimizle beraber yapıyoruz, yine yapacağız, yine yapmaya devam edeceğiz. Şehirde ben bilirim anlayışından ziyade biz biliriz anlayışını hep beraber yaygınlaştıracağız. Bu şehirde yaşayan herkes eleştiren değil, değiştiren olsun istiyoruz. Fikri olan fikrini yüksek sesle söylesin, fikrini söyleyebileceği alanlar yaratıyoruz ve mantıklı, makul, planlı, programlı bir şekilde de bunu da stratejik plan içerisinde de yedirmeye özen gösteriyoruz. Çok güzel bir plan hazırlanıyor. Onu bir kez daha ifade edeyim. Gelen, katkı sunan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkan Tepe şehre 1000 araçlık otopark kazandırdıklarını ifade etti. Belediyemize ait kullanmadığımız, kullanılmayan proje alanları olarak adlandırılan farklı farklı alanlar vardı. Yine bu alanlarda biraz önce ifade ettiğim gibi maalesef çoğu görüntü kirliliği yaratan alanlardı. Bu proje alanı olarak kullandığımız alanların tamamını temizliyoruz, düzlüyoruz, proje yapacak hale geri getiriyoruz ancak bu alanda da boş durmasın diye bütün alanlarımızı vatandaşların gelip otopark olarak kullanabilecekleri alanı yaratıyoruz. Bugüne kadar sadece yani bu temizlik çalışmamızla beraber şehirde en az 1000 araçlık otopark kazandık. Gerçekçi olalım, ekonomik süreci hep beraber yaşıyoruz. 1000 araçlık yeni bir otopark yapacak imkanımız yok. Ancak biz de kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Doğru düzgün işlerle beraber de hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak işler yapıyoruz. Tabi alanlar yeşil alan, yine orada ile ilgili proje çalışmaları devam edecek. Ancak proje çalışması 1 sene süren var, 2 sene süren var, 6 ay süren var. Tabii biz oradaki zamanı verimli kullanma adına Akyaz'daki mesela buna örnek bir çalışma oldu. Yine mesela Cumhuriyet'te dün yaptık. Durgöl'de kör noktaların olduğu yerde yaptık. Bazen vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Kendi mülkiyetini bize başkanın boş duracağını düzleyin, vatandaş görebileceksin diye. Çok kıymetli bir çalışma. Başkan Tepe tapusu olup sahipleri tarafından temizlenmeyen araziler içinde çalışma başlattıklarını kaydetti. Bundan sonra atıl arazisi var vatandaşın. Üzerinde o diken olmuş 1 metre 2 metre. Bir kereye mahsus temizliyoruz. İkincisinde diyeceğiz ki temizleyin. Temizlemiyorlarsa biz temizleyeceğiz. Ücretini rücu ettireceğiz. Yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle bir çalışmaya hep beraber emek vereceğiz, katkı sunacağız. Başkan Tepe'nin konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddelerinin çoğu tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yeni kadınlar plajı ve aile plajı olarak hizmet vermeye başlayan eski kadınlar plajına açık yüzme havuzları yapılacağı müjdesini verdi. Ünye'ye çift havuz ve aquapark yapılacak. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yeni kadınlar plajı ve aile plajı olarak hizmet vermeye başlayan eski kadınlar plajına açık yüzme havuzları yapılacağı müjdesini verdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede turizmi daha da canlandırmak adına içerisinde aquaparkta bulunan toplam 2 adet açık havuzu yeni kadınlar plajına kazandıracaklarını söyledi. Yeni kadınlar plajımızın içerisine yeni yıl içerisinde, yani 2025 yılı içerisindeki planlamamızda bir tatlı su havuzunu da yerleştirmeyi planlıyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar, önceki kadınlar plajının bulunduğu bölgeyi özellikle Gölevi Kafe Restorant'ın olduğu alanla birlikte birbirine entegre ederek orada bir güzel aile plajını hayata geçirmek ve orada da büyük bir açık havuzu da kazandırarak şehrimizde aynı zamanda denize girilemeyen zaman dilimi içerisinde havuzlardan da istifade edilebilen ve yazın turizm amaçlı olsun veyahut da yerleşik yaşayan hemşehrilerimizin yaz döneminde keyifli zaman geçirebilecekleri bu imkanları da sağlamak üzere kısa zaman dilimi içerisinde hayata geçirmek üzere planlamamızın olduğunu da sizlerle paylaşmak istedim. Başkan Tavlı, Ünye'nin vizyon projelerinden biri olan Batı Park'ta çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Batı Park'la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlar Allah'a şükürler olsun. Kaynak noktasında gene Mustafa Amarat milletvekilimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ziyaret ettik. Orada ihtiyaçlarımızı ilettiğimizde inanın Allah razı olsun ne kadar lazımsa biz sizin yanınızdayız diyerek kaynağı aktararak oradaki işlerin tamamlanması noktasında hiçbir sıkıntımızın olmadığını ve yıl sonu itibariyle de peyzajıyla birlikte tamamlanmış bir hale gelmesi noktasındaki çalışmalarımızın yürüdüğünü bilmenizi istiyorum. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Fatsa ilçesine yapılan en büyük özel eğitim okulunun inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatın son halini paylaşan Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, yardımda bulunan üyelere teşekkür etti. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Fatsa ilçesine yapılan en büyük özel eğitim okulunun inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Proje bölgenin eğitim ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş inşaatın son halini paylaştı. Karataş projeye katkıda bulunan üyelere teşekkür ederek üyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapımını sürdürdüğümüz Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Özel Eğitim Okulu inşaatımız hızla ilerlemeye devam ediyor. ediyor. Bölgemizin en önemli eksikliklerinden biri olan bu okulu bölgemiz halkına, ihtiyaç duyan ailelere ve evlatlarımıza kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da imkan ve olanaklarımız dahilinde bölgemizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizi taşın altına koymaya, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte modern ve donanımlı sınıflarıyla öğrencilere hizmet verecek olan okul, Fatsa ve çevresindeki aileler için önemli bir eğitim merkezi olacak. Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası, ASİAD'ın muhteşem organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenen Yıldızlar Buluşuyor temalı başarı ödülleri anlamlı bir geceyle sahiplerini buldu. Devletimizin milli konularında her zaman aksiyon almaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Terör örgütlerine, FETÖ'ye, PKK'ya ve teröre karşı dimdik duran bir ASİAD yanınızda şu anda. Siyasetten sanata, spordan bürokrasi ve iş dünyasına birbirinden seçkin konukların katılımıyla görkemli bir organizasyona da ev sahipliği yapan Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği ASİAD, otizm farkındalığı, Yavru Vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yılı ve Filistin Gazze'de yaşanan insanlık katliamı gibi konuların işlendiği anlamlı gecede başarı ödüllerini takdim etti. Yerli ve yabancı çok sayıda medya kuruluşunun da ilgi gösterdiği ödül gecesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Azerbaycan Milletvekili Vugar İskenderov, D8 Ülkeleri Genel Sekreteri İshak Abdülkadir İmam, çok sayıda STK temsilcisi, muhtarlar, meclis üyeleri, bürokrat ve yabancı ülke konsolosuyla iş dünyası temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan ödül gecesinin en muhteşem gösterisini kardeş ülke Azerbaycan Kültür Merkezi dans grubu Sarı Gelin oyunuyla sergiledi. ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, ASİAD'ı bundan sonraki süreçte daha yakından izlemenizi tavsiye ederim dedi. ASİAD ailesinin her geçen gün daha da gelişen ve büyüyen bir yapı olduğuna vurgu yaptı. Ben ASİAD ekibiyle bugün arkadaşlarımla kurduğumuz ASİAD Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası ailesiyle bir kez daha gurur duyuyorum. Çünkü şu anda ikincisini düzenlediğimiz ödül gecesinde gerçekten Türkiye'de ilk defa bir sivil toplum kuruluşunun sosyal sorumluluk temalı, otizm temalı bir geceyi sizlerin destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Otizmli çocuklarımızın ve otizmli ailelerin hayat şartlarının nasıl düzeltilebilir, onların yaşam koşullarını nasıl iyileştirebiliriz? İş dünyamızdaki büyüklerimiz bu ailelere ne kadar destek olabilir? Her bir aile bir öğrenciye destek olabilir mi? Burs verebilir mi? 50 kişi çalıştıran bir iş adamı otizmli bir çocuğumuzu alıp yanında barındırabilir mi? Hepsini düşünerek bu konular üzerinde çalışmalar yaparak bu akşam buradayız. Ben ASİAD'ı bundan sonraki süreçte her zaman izlemenizi temenni ediyorum. Biz şu anda Türkiye'de milli ve yerli bir sivil toplum kuruluşu olarak devletimizin milli reflekslerini koruduğu ve devletimizin milli konularında her zaman aksiyon almaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre ise "Ne mutlu Türk'üm" diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Anavatan Türkiye'de bulunmaktan her zaman şeref duydum. Çünkü Türk milletinin mensuplarıyla beraberiz. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadesiyle biriz, beraberiz. İster Bakü'den gelelim, ister Kazan'dan, ister Atina'dan gelelim, ister Ankaralı olalım, ister Berlin'den gelelim. Ne mutlu Türk'üm diyorsak biz Türk milletinin şerefli mensuplarıyız. Biriz ve beraberiz. Ayrılığımız ve gayrılığımız yoktur. Gecede daha sonra otizmli bir gencin depremzede bir aileyi kurtarışını anlatan sinema filmi tanıtıldı. Gecede alanında başarılı işler yapan marka firmalara, iş dünyası temsilcilerine, siyaset, sanat, bürokrasi ve spor camiasına ödülleri konuklar tarafından takdim edildi. Ordu Dağcılık İhtisas Kulübü ODAK Türkiye Dağcılık Federasyonu Ordu'yu temsilciliği faaliyet programında olan Ağrı Dağı tırmanışını başarıyla gerçekleştirdi. Ordulu dağcılar zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı. Ordulu dağcılar Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı. Ordu Dağcılık İhtisas Kulübü ODAK, Türkiye Dağcılık Federasyonu Ordu'yu temsilciliği faaliyet programında olan Ağrı Dağı tırmanışını başarıyla gerçekleştirdi. Başlarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Ordu'yu temsilcisi ve dağcılık antrenörü Mehmet Şen Ocak olan ODAK sporcuları 4 günlük bir çabanın ardından hedefe ulaştı. Dağın belirli noktalarında kamp kuran sporcular zorlu koşullara rağmen zirveye ulaşmayı başardı. Tamam. Çıktın. Tırmanış sonucunda bu sabah 7.30 gibi Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşan Mehmet Şen Ocak ve sporcular Hamide Gülsüm Şahin, Aslı ve Kubilay Vural ardından sorunsuz bir şekilde kamp alanına geri döndü. ODAK ekibi dağdan geri dönüş yoluna girdi. Zirvede hava açıktı ama yaklaşık 35-40 km/saatte hızlı esen bir rüzgar vardı. Bu yüzden zirvede çok fazla vakit kaybedemedik. Daha sonra sporcularımız da şu anda tekrar 4200 kampına geri döndük. Altınordu Belediyesi'nin bu yıl ilk kez 8-14 yaş arası çocuklar için yaz tatilini daha verimli geçirmesi amacıyla düzenlediği yaz okulu sona erdi. Bir ay boyunca 14 branşta eğitim alan çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Çocuklar. Altınordu Belediyesi yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmadı. Bir tane böyle. Altınordu Belediyesi Habitat Derneği işbirliği ile 8-14 yaş arası çocukların yaz tatilinde kendilerini geliştirmeleri ve çeşitli beceriler kazanması amacıyla yaz okulu uygulamasını hayata geçirdi. Ben de çok sevinmiştim. Tabii ve annem buna izin veremezdi. Sonuçta 1 Temmuz'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İhsal Gürdağ Teknoloji ve Tasarım Atölyesi'nde başlayan yaz okuluna 130 çocuk katıldı. Bir ay boyunca çocuklara 14 branşta eğitim verildi. 31 Temmuz'da sona eren yaz okulunda eğitim alan öğrenciler için mezuniyet etkinliği düzenlendi. Gösterileriyle yüzlerde tebessüm oluşturan öğrenciler bol bol alkış aldılar. Mezuniyet etkinliğinde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti. İşimiz gücümüz Altınordu diyerek çıktığımız bu yolda bugün de işimiz gücümüz Altınordu'nun her bir sokağında, her bir caddesinde daha fazla mutlu çocuk seslerinin yükselmesi için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu alanlar tabii yapılmıştı. Biz de içeriğini daha nitelikli alanda doldurduk. Aslında binanın yapımından daha kıymetli olan şey de içindeki çocukların ve içindeki eğitim alanların daha fazla keyif alması. Bir ay boyunca yaz okulunda eğitim alan çocuklar duygularını anlattı. Yaz okulu velilerden de tam not aldı. Sonra resim yapmayı kendimi geliştirdim. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Çok ilginç şeyler öğrendim yani. Çok seviyorum burayı. Çocuğum her geldiğinde mutluydu evinde ve memnun kaldık. Devamında gelmesini isteriz. Mezuniyet etkinliğinde Başkan Ulaş Tepe, öğrencilere katılım belgesi, resim defteri, boyama kitabı, üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört ve şapka takdim etti. Etkinlik yaz okulu hatıra resmi üzerine boyalı parmakların basılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.